Sanayi TV ekranlarından herkese merhaba. Ceylan Köseoğlu ile Ekonomi Rüzgarı başlıyor. TÜBİTAK, Ankara'da istihdam edilmek üzere 71 uzman ve uzman yardımcısı alacağını duyurdu. Resmi gazetede yayımlanan ilana göre başvurular TÜBİTAK iş başvuru sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Son tarih 21 Aralık. Kasım sonu itibarıyla işsizlik sigortası fonu büyüklüğü 187 milyar lirayı aştı. İşsizlik ödeneğinden yararlanmak isteyen vatandaşların bazı şartları sağlaması gerekiyor. Hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yılda 600 gün sigorta çalışanlara 180 gün işsizlik ödeneği veriliyor ve hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içerisinde İşkur'a başvurması gerekiyor. Parayı verenin düdüğü çalabildiği gibi parası olan da Türk vatandaşı olabiliyordu. Yapılan yönetmelik değişikliğiyle yabancıların Türkiye'de vatandaşlık kazanabilmesi için arsa alabilmesinin önüne geçildi. Artık Türkiye'den 400 bin dolarlık arsa almak Türk vatandaşı olmak için yetmeyecek. Alınan arsaların üzerinde bir de yapı bulunması gerekiyor. Yeni yıla yeni düzenlemelerle merhaba diyeceğiz gibi gözüküyor. Bir yeni düzenleme de kargo iadelerine geldi. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde eğer ürün ayıplı değilse iade kargo ücreti tüketiciden alınacak. Düzenleme ise 1 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başlayacak. İstanbul'daki ekmek fırınları fahiş fiyat artışında yakın takibi alındı. Ekiplerin gerçekleştirdiği fiyat denetimlerinde bazı yerlerde 9, bazı yerlerde de 10 liraya ekmek satışı yapıldığı tespit edildi. İstanbul Valisi belirlenen fiyat tarifesine uymayan fahiş fiyattan satış yapan 822 fırın hakkında tutanak tutulduğunu açıkladı. Gündeme dair ekonomi haberleriyle karşınızdaydım. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.